fazla yükseltmeyeyim diyorsun. Peki ben Burcu Aydın Doğru'ya döneceğim izninle. Burcu Hanım günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hakan abiyle birlikteyiz. Günaydın sevgili hocam. Günaydın Hakan Bey, merhabalar. Şimdi şöyle ben de gireyim az önceki sohbetimizden yola çıkarak. Dün IMF'nin 4. madde kapsamındaki bu raporunda şöyle bir ifade vardı. Maaşlarla ilgili de aslında az önce konuştuğumuz sohbetin bir yansıması IMF raporunda sanki yer almıştı. Dilerseniz buradan girelim. Hakan abi diyor ki ya bu aslında Sayın Mehmet Şimşek'in daha sıkı politika, yani bütçeyi fazla açmama yaklaşımının bir tezahürü de olabilir diyor. Hem IMF raporundaki bu maaş düzenlemeleriyle ilgili bölüm, hem belki bu emekliye 5000 lira kararı. Daha önce ben şunu da hatırlıyorum sevgili hocam. Sayın Mehmet Şimşek demişti ki bundan sonra zamları geçmiş enflasyona göre değil, beklenen tahmini. Hedeflenen enflasyon. Hedeflenen de demeyelim, yani hedef 5. Beklenti, beş. Evet. Beklenti doğru. Diyelim. Hedef çünkü 5. Doğru beş. Olmuyor, doğru, haklısın. Öyle olursa bayağı bir ortalık karışır yani %5 yapılırsa. Ama tabii söylenti itibariyle hedeflenene göre yapacağız demişti. Dolayısıyla seneye mesela 33 ama diğer taraftan IMF'de 46 diyor önümüzdeki sene sonu. Evet. Kimin hedeflediği, hangi hedeflenen diye de belki sormak lazım. Hocamıza sözü bırakalım. Buyurun. Merhabalar. Biliyorsunuz IMF ekibi yakın zamanda yani Eylül sonu itibariyle Türkiye'deydi. Aslında gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerek Merkez Bankası, gerekse birçok Türkiye'deki yapıcı kuruluş ve kurumlarla çeşitli görüşmeler yaptılar. Bu görüşmeler çerçevesi içerisinde hazırlayacakları olan 4. madde raporundan önce de genel bir değerlendirme ile beraber 6 Ekim tarihinde bir basın açıklaması yapıldı. Ben de IMF'de uzun yıllar çalışmış bir insan olarak aslında bu sürecin detaylarını oldukça çeşitli yerlerde, farklı ülkeler içerisinde geçirmiş bir tecrübeye sahibim. O yüzden hani bu süreci hakkında biraz bilgi vermek istedim. İlk defa aslında açıkladığı bilgilerle beraber IMF sizin iletmiş olduğunuz üzere hem Türkiye ekonomisi içerisindeki gidişatı nasıl gördüğünü hem de ekonomi, enflasyon gibi çeşitli süreçler içerisindeki süreçlerde nasıl riskleri olduğuna ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapmış oldu. Aynı zamanda bize de sizin biraz önce iletmiş olduğunuz üzere bir büyüme seti, büyüme tahmin seti sunmuş oldu. Aslında IMF'nin sunmuş olduğu büyüme tahmin seti birçok şu aşamada açıklanan tahmin setleriyle oldukça uyumlu gidiyor. Biz de biliyorsunuz Türkiye Ekonomik Politik Araştırmaları Vakfı olarak benim öncülüğümde bir tekrar Türkiye Ekonomik Görünüm Çalışması yapmıştık. Aslında büyüme, enflasyon gibi veriler aslında oldukça benzeşiyor bizim çalışmalarımızda da. Ama tabii ki bizim çalışmamızda da IMF'nin de beklentilerde sunmuş olduğu üzere aslında enflasyonun yavaş bir şekilde aşağı geliyor olmasında, yani önümüzdeki sene için bahsettikleri %46'lık rakamdaki en önemli sebeplerden bir tanesi fiyat belirleme davranışlarında beklenen enflasyona ya da otoritelerce, yani hükümet yetkililerince açıklanan enflasyon beklentilerine göre değil, aslında gerçekleşen enflasyona göre pozisyon alması gerek ücret ve maaşlarda gerekse piyasa içerisindeki fiyatların belirlenmesindeki davranış nedeniyle enflasyondaki düşüşün aslında oldukça yavaş gelme ihtimalinin senaryo içerisinde yer aldığını gösteriyor. Bu açıkçası bizim de senaryomuz içerisinde yer alıyordu ama tabii ki bir diğer yavaş enflasyondaki yavaş ilerleme sebebi içerisinde de aslında politika faiz oranının kademeli bir şekilde sıkılaştırması kaynaklı. Aslında Türkiye'de bizim pozitif reel faiz oranlarını özellikle 2024'ün ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinde görme ihtimalimiz oldukça yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bu aslında enflasyon tarafında neden yavaş gideceğimize ilişkin beklentiler. Ama tabii sizin mesela biraz önce söylemiş olduğunuz üzere emekli aylıklara yapılan ek harcamalar gibi süreçler ben IMF tahminlerinde yer aldığını düşünmüyorum. Bunlar biliyorsunuz orta vadeli programda da yer almayan aslında ilave harcama kalemleri olmuş oldu. Aslında toplam yüküne bakacak olursak işte yaklaşık 61 milyar liralık bir yükten bahsediliyor kamu maliyesi üzerine. Bunun da orta vadeli programda biliyorsunuz yaklaşık 26 trilyon civarında bir milli gelir bekleniyor 2023 yılı içerisinde. Yani bunu oranladığımız zaman aslında çok yüksek bir rakamdan bahsetmiyoruz. Binde 2 gibi bir orandan bahsediyoruz. Aslında sizin bahsetmiş olduğunuz biraz önce kur korumalı mevduat gibi rakamlar biliyorsunuz bunun yaklaşık 10 katı daha fazla bir yüke sahip şu aşamada. Gerek Merkez Bankası tarafından karşılanan kısım. Gerekse kamu maliyesi tarafından yılbaşından bu yıla kadar karşılaştırılanların toplamı baktığımızda tabii aslında kamu kaynakları nasıl harcandığına göre ilişkin soru işaretleri tabii ki kalacaktır. Ama ileriye dönüp bakacak olursak
şu aşamada kur korumalı mevduattan çıkamamızın en temel sebebi aslında piyasa faiz oranlarının hala pozitif alana gelmemiş olması kaynaklı. Türk lirasında gerek kur tarafındaki stabilizasyonu sağlayamamamız, gerekse yurt içi yerleşiklerin Türk lirası, özellikle kur koruması, Türk lirası varlıkları olan geçişi yeterince hızlı bir şekilde sağlayamamızdan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz özellikle en son 22 Eylül haftası itibariyle açıklanan verilere bakacak olursak aslında kur korumalı mevduattan çıkış sabit bile diyebiliriz. Çünkü 1 milyar liralık çok cüzi bir çıkışla karşılaşmış olduk. O yüzden KKM tarafındaki çıkışın bu kadar yavaş olması tabii ki KKM tarafındaki stabilizasyonun tekrar devam etmesi, buradan dolayı ilave ek maliyetler, bunun tabii ki enflasyon üzerindeki etkileri gibi geri dönüyor. Ama diğer tarafta enflasyon karşısındaki süreçleri korumak için de bence Berk IMF tarafındaki en önemli altı çizilecek tavsiyelerden birisi, belki yeterince basında da yer almayan sonuçlardan birisi, aslında toplu yükün herkese verilen bu davranışlar gibi ya da işte biliyorsunuz hani halkın tamamına verilen enerji sübvansiyonları gibi sübvansiyonlardan vazgeçilip aslında en düşük hane halkına, yani enflasyon tarafında en çok ezilen, satın alma gücünü yitiren, barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada sorun çekilen, aslında hanelere odaklı bir direkt transferlerle beraber destek sağlama yönünde bir tavsiyesi vardı. Bu da aslında kamu maliyesi içerisinde izleyen dönemlerde bizim gözetmemiz gereken önemli konulardan birisi olacaktır diye düşünüyorum. Hocam vallahi çok güzel, benim ben bunu düşünmemiştim, aklıma getirdiniz. Ne güzel, KKM'nin yükünü ne yapmıştı hazine? Al dedi Merkez Bankası, buyur. Sen buyur buradan yak gibi, hani sen öde demişti değil evet. mi? Şimdi iyice hani şimdi bu da olağanüstü bir durum. Emeklileri de o zaman desek ya işte hazineye fazla yük getirmeyelim. Ya gülüyoruz değil mi Hakan abi? Niye mesela? Hani niye? Al desek Merkez Bankası, hadi şu emeklilerimize. Bu olağanüstü bir dönem. Bu kadar enflasyon yükü var. Şu 5 bin lira da senden olsa Merkez Bankası olmaz mı? Döviz kaynağı değil emekli. Onların elinde döviz olsa olur diyorsun. Olurdu, kesin ya da dövize olur. Kaçmaya bir şey olur. Kaçma niyetleri evet. olsa olurdu. O zaman olur. Sen hocama muhtemelen soracaksın. Hocama şunu sormak istiyorum. Bir şimdi son dönemde bazı mesajlar geliyor hocam. Biraz Merkez Bankası'ndan özellikle bu son Millet Meclisi'ndeki, Büyük Millet Meclisi'ndeki Sayın Erkan'ın sunumundan sonra işte bu dezenflasyon sürecinin aslında büyümeden, ödün vermeden de yapılabileceğine ilişkin bir mesaj vardı. Sonra bu ya yanlış, tam yanlış öyle değil. Aslında asıl ödünleşme, enflasyonla büyüme arasındaki asıl ödünleşme bu belli bir eşik değere geldikten sonra, yani katılaştıktan sonra yapılır gibi bir yaklaşım da ortaya çıktı. Ama bir yandan da yani şöyle de bakıyoruz. Yani en azından kamu tarafında harcamalarda da çok da fazla bir şey kesilme de bir şey de yok. Yani orada bir yandan yok. Evet. Ya orada fazla bir ödünleşme içinde değiliz gibi. Yani dezenflasyon sürecini en azından şu anda tamam, madem hani bu yukarıya çıkana kadar bir büyüme de gerçekleşecek, o anlaşılıyor. Merkez Bankası'ndan bizim kaçırdığımız nokta. Ama dezenflasyon meselesine de hiç olmazsa bu kamu harcamaları tarafında, başka alanlarda biraz daha eğilmesi mümkün olmaz mı diye soracağım. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bütün bu süreç bizim sadece faizleri yukarıya çekerek mi hallolacak? Yani nasıl bu süreci aşacağız? Tek elimizdeki politika faizleri yükseltmek mi olmalı? Yani biraz da kamu maliyesi açısından bu tarafını da değerlendirir misiniz bize? Tabii aslında enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesi konusundaki husus, dediğiniz üzere sadece para politikasını ilgilendiren bir konu değil. Kamu maliyeti ve yapısal politikalarla beraber bizim bütünsel bir şekilde değerlendirmemiz gereken bir husus. Çünkü para politikası özellikle işte yurt içindeki talebi aşağı çekecek şekilde kurguya sahip olduğu için aslında hep benzetilen bir örnek vardır. İşte kansere karşı kemoterapi gibi kısa vadede veya işte yakın zaman içerisinde enflasyonun yüksek etkilerini bastırmak için tabii ki yüksek faizle beraber bizim iç talebi yüksek şekilde baskılama üzerine kurguludur para politikası. Ama tabii bunun kamu maliyesi tarafıyla beraber ve yapısal politikalarla beraber desteklenmesiyle beraber aslında kalıtsal
bizim hem enflasyon konusundaki düşük hanelere ulaşmamız hem de tabii ki verimlilik artışıyla beraber aslında büyümeyle beraber bir dezenflasyon sürecinin desteklenmesi söz konusu olabilir. Aslında bu bence Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde 2000'li yıllardaki güzel örneklerden birisiydi. Biliyorsunuz 2000'li yılların başında Türkiye'nin yeniden bir IMF programı vardı ve 2001 yılındaki IMF programı aslında Türkiye'nin uyguladığı ve bitirdiği, tamamladığı yegane IMF programı olarak biliyorsunuz bizim aslında ekonomi tarihimize geçmiştir ve son derece başarılı bir programdı. Hatta ben şöyle söyleyeyim, ben IMF'de çalışırken ülke yetkililerine verdiğim dezenflasyon ve makrofinansal istikrar örnekleri içerisinde Türkiye'nin 2000'li yıllardaki programına iyi bir ülke örneği olarak üye ülkelere aktarırdım. Bir dezenflasyon ve finansal istikrar programı olarak. Burada tabii ki önemli hususlar neydi? Tabii ki 2000'li yılların başında Merkez Bankası'nın tam bağımsızlık ve güvenilirliği konusunda elde etmiş olduğu büyük bir istikrar vardı. Ve Merkez Bankası'nın bu süreçte uyguladığı en önemli konulardan bir tanesi aslında ilacı yüklü bir şekilde önlem vermiş oldu. Yani hızlı bir şekilde reel faiz, pasif reel faiz vererek aslında iç talebi yoğun bir şekilde baskıladı. Bir diğer avantaj neydi? Bu süreç içerisinde biliyorsunuz aslında yapısal politikalarla beraber çok değişik ve kapsamlı bir şekilde kurumsal yeniden yapılandırma, hukuk sistemi üzerindeki iyileştirmeler, istihdam piyasası gibi birçok alanda aslında reformist bir dalga içerisindeydi Türkiye. Bu aslında işte kurumlara olan güvenin, piyasanın işlerliğini ilgilendiren birçok konuları çok daha fazla bir şekilde ve kapsamlı bir şekilde Türkiye'nin verimlilik artışı, yani bizim hep toplam faktör verimleri dediğimiz gerek istihdam piyasasında gerekse sermaye verimliliğini artıran süreçler içerisinde aslında çok yoğun kapsamlı dönüşümün gerçekleştiği bir dönemdi. Bu tabii aynı zamanda küresel likiditenin de bol olduğu bir sürece denk gelince Türkiye'nin özellikle yurt dışından gerek portföy girişleri gerekse yurt dışından direkt sermaye girişleriyle beraber aslında büyümesine oldukça yukarı iten bir döneme gelmiş oldu. Yani burada hem yurt içindeki pozitif reform süreci hem kurumların bağımsızlığı hem de tabii ki dış dünyadaki finansal piyasalardaki likiditenin bol olması ve Türkiye'nin büyümesini desteklemesi aslında Türkiye'nin hızlı bir şekilde dezenflasyon programında başarılı olması ve aynı zamanda da aslında kendi ekonomik tarihi içerisindeki en yüksek büyüme ve kişi başına ekonomik büyümeye sağladığı dönemlerden birisi olmuş oldu. Ama 2020'li yıllara bakacağımız zaman aslında maalesef aynı süreci görme konusunda birazcık çekimserlik yaşıyoruz. Bunun içerisinde tabii özellikle Merkez Bankası'nın güvenilirliğinin bu kadar zedelenmiş olması, bundan dolayı para politikasının geriden geriye olmasının yaratmış olduğu faiz, kur ve enflasyon üzerindeki risklerin yer alması ki ben tekrar IMF raporuna dönecek olursam 6 Ekim tarihinde IMF'nin yapmış olduğu basın açıklamalarında büyüme üzerindeki aşağı yönlü risklerden bahsediyor. Yani büyümeyi daha aşağı çekecek riskler. Bunun başında da aslında politika yapısındaki değişimin olan güvenin aslında şu aşamada yavaş yavaş geriye gitmeye başladığından bahsediyor. Yani politika çerçevesinde biz 2023 seçimlerinden sonra 180 derece bir dönüşü görmüş olduk ama bu dönüşüm çerçevesinde piyasanın ve Türkiye'deki yurt içi yerleşiklerin politika yapıcıları olan olmuş olduğu güvenin yani bu değişim üzerindeki güvenin aslında yavaş bir biçimde yavaş yavaş da zedeleniyor olması yani bu güven çerçevesindeki kayıplar olduğunu da vurguluyor aşağı yönlü riskler içerisinde. Bu bence altı çizilmesi gereken önemli konulardan birisi. Ama tekrar dönecek olursak yapısal politikalar içerisinde işte bu tarım, enerji, istihdam piyasası, hukuk, piyasaların işlerliği gibi birçok konuda aslında 2000'li yılların başındaki gibi bizim yüksek dönüşüm bir ortamı görmememiz olması, para politikasının geriden geliyor olması ve sizlerin de bahsetmiş olduğu üzere aslında maliye politikası deprem hariç harcamaları çıkardığımız zaman bile hala genişleyici bir çerçevede olması tabii ki enflasyonist etkileri beslemesi kaynaklı 2024 yılında da bizim yüksek enflasyonu görmemizi destekleyebilecek unsurlardan birisi. Ama dış konjonktüre baktığımızda dış konjonktür de maalesef 2000'li yılların başındakine göre oldukça farklı bir konumda. Bu da nedir? Küresel olarak aslında senkronize para politikasının arttığı bir dönemdeyiz biz. Ve 2024 yılında gerek Amerika tarafında gerekse Avrupa tarafında en yüksek faiz oranları görmeyi beklediğimiz, hatta 2024 yılının son çeyreğine kadar faiz oranlarının çok yüksek kalmasının olası olduğu, bundan dolayı küresel talebin aslında oldukça düşük olacağı, bizim en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nden aslında ihracat pazarımızın, ihracat potansiyelimizin oldukça düşük olacağı gibi çeşitli riskler de barındırılıyor ki tekrar IMF'nin basın açıklamasına dönecek olursam
aslında risklerden bir tanesi de global, sistematik, finansal bir risk olduğunu da öngörüyor IMF. Yani risklerin içerisinde sistematik bir finansal sorunla karşılaşma potansiyelimiz olduğunu da gösteriyor 2024 yılı için. Bu yüzden tabii ki maalesef büyüme içerisinde enflasyon aşağı çekerken hem dış kaynaklarda hem de iç tarafta büyüme eş derecede destekleyecek bir konjektür şu aşamada göremiyoruz. Burcan, hocam çok teşekkür ederiz vallahi, ağzınıza çok, sağlık. Çok önemli bir çerçeve oldu, evet. Kapsamlı oldu IMF raporuna böyle gidiş geliş atıflarla yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun hocam. Burcu Aydın Özüdoğru bizlerleydi. İhracattan bahsetti. Eylül